Vallahi hemen gireceğim. Evet. Şöyle alabilirim. Çok detaylı veriyorum ama. Efendim, rock sezonu demişler bu evet. Sezonu. Şöyle bir kıyafete bakıyorum. Bence gayet rock and roll. Evet, ben zaten benim tarzım rock'tır hep, evet. Nasılsınız efendim? Yepyeni bir sezon, yepyeni bir heyecan. Neler söyleyeceksiniz? Valla benim sanıyorum Now'da 6. sezonum şu anda. Yani çalışmayı en çok sevdiğim kanal diyebilirim. Alışkın olduğum bir diziye tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti. Yani 2. sezonunda olmak beni çok mutlu etti. Ben böyle yeni diziye girdiğimde birazcık böyle şey oluyorum. Hani sınıf değiştirmek, okul değiştirmek gibi oluyor. O yüzden aynı dizide 2. sezon devam ettiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Bence bizi çok güzel bir sezon bekliyor. Yeni sezonda setin en eğlencelisi buyurun. Ben. Öyle demişlerdir. Ben çok eğlenceli. Setin en komiği. Nezir Çınarlı. Setin en romantiği. Merve Honca. Ya da Canan Atalay da olabilir. Eşini çok sever çünkü. Peki ben sosyal medyadaki eleştirilere sıklıkla bakar mısınız? Çünkü biliyorsunuz bir eleştiri kazanı kaynıyordu. Evet. Yani aslında ben eskiden çok bakardım. Ama hani sektörde sanırım 15. senem oldu. Artık bakmıyorum. Çünkü ya yani şeyi düşünüyorum. Kişinin eleştirdiği şeyleri böyle çok fazla kendi üzerimize alırsak özellikle sosyal medyada o kadar fazla eleştiriye maruz kalıyoruz ki yani psikolojimizi çok kötü etkileyebiliyor. O yüzden ben hani herkesin eleştirilerini kendi dünyalarına ait bir şey olarak kabul etmeyi seviyorum. Ben çok bakmıyorum artık. Zaman zaman DM kutunuza ilginç mesajlar düştüğü de oluyor mu? Evet oluyor. Böyle alev atanlar falan? Tabii tabii. Vallahi mi? Alev ateş. DM kutum alev ateş. Bunu yazabilirsiniz. Peki. Yani bu sosyal medyada kaynayan cadı kazanı zaman zaman insanların hayatını da etkiliyor biliyorsunuz. Ya tabii ki evet. Yani bununla ilgili neler yapabiliriz? Sizin bireysel çözüm öneriniz nedir bu konuda? Yani kendimizle ilişkimizi geliştirmek olabilir. Çünkü kişinin kendine olan güveni arttıkça bence... Ah merhabalar nasılsınız? Kişinin kendine olan özgüveni arttıkça bence dıştan gelen eleştirilere birazcık daha kulağını kapatabiliyor. Bence kişinin kendisiyle ilişkisinin sağlıklı olması diyebilirim. Kaç saat zaman geçirsin sosyal medyada ortalama? Screen time'ımı çok azalttığımı düşünüyorum. 2'ye indirdim. 2'ye indirdiniz. 2 saat. Aha. O zaman siz sigortaya ihtiyacınız yok. İşçisi değilsiniz yani. Ben Twitter bağımlısıyım. İkinci maaşı. Yani Instagram'da o kadar fazla vakit geçirmiyorum ama Twitter... Efendim iki tane manşet verdiniz. Buradan sonra siz devam edebilirsiniz. Bana tamam. Gerek yok. Evet. Nasıl gitti ya? Nasıl geçti? Nasıl çok güzel efendim. 1-2 yıllık lahmacun yedim. Oo. Kira dahil. çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Rock'n'roll diyoruz o zaman. Parti Rock'n'roll. Başlasın. Tamam. Aynen. Görüşürüz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.